köle gibi yaşıyorsun. Sabah 8'de gidiyorsun, akşam 8'de tekrardan evine geliyorsun. Yok fatura ödeyecektin, yok kira ödeyecektin, yok arabanın masrafını ödeyecektin. Yok işte efendim çocuğun okul masrafını ödeyecektin, yok hastane masrafını ödeyecektin derken ömür geçiyor, sen köle gibi yaşıyorsun. Senin izzetini, kerametini elinden almışlar. Peki bütün bu çalışmanın kaymağını kim yiyor kardeşler? 4-5 tane aile yiyor. Bunların hepsinin bir tane gayesi var kardeşlerim. Bu gayeyi sakın unutmayın. İnsanların niçin yaratıldıklarını fark etmemeleri. Bu soruyu sormalarına fırsat kalmasın diye habire insanların sırtına kamçı vuruyorlar. Yusuf Aleyhisselam vefat ettikten sonra tekrardan Firavun ailesi yönetimi ele aldıktan sonra Firavun ailesi dedi ki biz bu İsrailoğullarına ne yapacağız? Bunlar burada çoğaldılar. Bizden daha fazla oldular neredeyse. Ne yapalım dediler? Bunları gönderelim buradan. Yok yok dediler. Biz bunları göndermeyelim. Biz bunları kötü işlerde kullanalım. Tarlamızı sürsünler. Akıllarımızı temizlesinler, çocuklarımıza baksınlar. Yani bizim hizmetçimiz olaraktan hayatlarına devam etsinler dediler. Bunun içinde ne olması lazım kardeşlerim? Ellerindeki bütün izzeti, bütün kerameti ellerinden aldılar. Yani onları hani günümüzde olduğu gibi adam 8'de işe gidiyor sabah. Akşam 8'de eve geliyor. Akşam televizyonda ne gösteriliyorsa onu yemek, onu almak, onu yaşamak zorunda. Ona sorsanız kendini çok iyi zannediyor. 3 milyar maaş aldığını zannediyor, arabasının olduğunu zannediyor, evinin olduğunu zannediyor. Araban var, evin var, ne olacak? Köle gibi yaşıyorsun. Sabah 8'de gidiyorsun, akşam 8'de tekrardan evine geliyorsun. Yok fatura ödeyecektin, yok kira ödeyecektin, yok arabanın masrafını ödeyecektin. Yok işte efendim çocuğun okul masrafını ödeyecektin, yok hastane masrafını ödeyecektin derken ömür geçiyor, sen köle gibi yaşıyorsun. Senin izzetini, kerametini elinden almışlar. Peki bütün bu çalışmanın kaymağını kim yiyor kardeşler? 4-5 tane aile yiyor. Koç ailesi, Sabancı ailesi, bilmem şu ailesi, bu ailesi. 4-5 tane aile bütün ülkenin servetine hortum atmışlar. Bütün ülkenin servetini yiyorlar. Ülkenin kalan kısmı da sabah 8, akşam 8 çalışıyor. Niye? 6 tane 7 tane aileyi doyurabilmek. 6 tane 7 tane aileyi doyurabilmek için. O dönemdeki firavunlar da böyleydi. Bütün İsrailoğulları çalışıyorlardı. Niye? Firavun hanedanını, Firavun'u, Haman'ı, Karun'u, Bel'am'ı ve benzeri zengin olan aileleri doyurabilmek için bütün insanlar çalışıyorlardı. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Diyebilirsiniz bu Firavun bunlardan madem bu kadar korkuyordu, bu kadar bunlara karşı rahatsızlıkları vardı, öldürseydi ya bunları. Öldürseydi kurtulsaydı. Amerika kendi içindeki zencileri niye öldürmüyor kardeşler? Öldürse ayak işlerini kim yapacak? Avrupa kendi içindeki Arapları niye öldürmüyor? Nefret ediyor, tiksiniyor. Aynı sofraya oturmayı bile şey yapamıyor, göze alamıyor. Ama öldürmüyor da, sürmüyor da. Çünkü onları ülkelerinden sürdükleri takdirde onların pis işlerini, onların ayak işlerini, onların köleliğini yapacak hiç kimse olmadığından dolayı. Hem eziyorlar, mustazaf bırakıyorlar. Hem de aynı zamanda kendi ayak işlerine koşturuyorlar bu insanları. Ne karşılığında? Karın tokluğu karşısında. Bu o günün firavunun da yaptığı bir şeydi. Bugünün firavunlarının da aynı şekilde yaptığı şeylerden bir tanesi. Bunların hepsinin bir tane gayesi var kardeşlerim. Bu gayeyi sakın unutmayın. İnsanların niçin yaratıldıklarını fark etmemeleri. Bu soruyu sormalarına fırsat kalmasın diye habire insanların sırtına kamçı vuruyorlar.